Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yani ben onu biraz şişsi değil ama ciddi bir mevzudur o. Allah insanları bir çeşitli sebepler örtmesi. Ben eskide çok düşünüyordum Osman. Yani böyle bu kadar ciddi adam, bu kadar büyük adam. Nasıl basit basit sebeplerle boğuluyor, basit basit takıntıları oluyor, basit basit sebep vesvese oluyor, basit basit şeylerle meşgul olup gaye ediniyor. Beni o çok alakadar ediyordu, çok ama. Sonra öyle kurtuldu. Allah bile kendisini azamet ve kibriyle örtüyor. İzar ve rida denilen haçta insan kendisini örttüğü gibi. Onun için herkes hakiki yüzünü görmesin diye. Mesela çok kamil ve fazıl insanı gidiyor, asabilikle örtmüş, hassasiyetle örtmüş, vesveseyle örtmüş, evhamla örtmüş. Herkesin bir örtüsü var Allah katında. Nasıl anlarız? O insanın hakiki yüzünü sana göstermeyen, sana göre örtü onun örtüsüdür. Mesela bende bir örtü var, sen sana göre. Bendeki bir örtü var, onun örtüsü, ben örtü gibi sen öyle görmezsin. Sen beni, ya ses tonuna bak veya... Ötekisi niye kaşınıyor? Ben orada cevap da vereyim. Ben değil, ders yapanlar çok hareket niye eder ve niye çok kaşınır? Hem de onu da izah etmiş olayım. Arkadaşlar şu anda hiçbir şey yok. Konuşurken hiçbir şey yok. Dersten için oluyor biliyor musun? Ruh imbisat ve inkişaf edince sığmıyor cesede. Cesette yanmalar oluyor. Bilmezsin onu. Hayır. Cesede sığmayınca kendisini, bak şu sakinlik olmaz derste. Ruh kabına sığmayınca kap ona zemin olmuyor, olamıyor. Yani kap ruha uygun davranamıyor. Tuhaflıklar oluyor bu sefer. Mesela dersin bazı yerlerinde hiç kimse yok görüyorsun. Sıfır yani inan. Hiç kimse yok. Bir tuhaf. Hiç kimse yok. Bir bakıyorsun, konuşuyorsun, sen de ne konuştuğunu bilmiyorsun. Yani bir sıfırlanıyor, bir tuhaf oluyor o anda. İşte delal-ı Kur'an olasaydı muvakkate makamı olsa gerek o. Bir tuhaf işte. Mesela bunu da söyleyeyim geçeyim. Osman. Bir şey öğrendiğin zaman ben bunu da bilmiyordum. Yeni öğrendim. Aslında bilmek cehaletimiz öğrenmektir. İlim yapmak değil. İlmi batın lugatında. Zahir de değil. Bak bir de söyleyeyim. Mesela ben bir ders yapacağım şimdi veya bir cümle. Şöyle diyeceksin. Ben bunu bilmiyordum. Bilmediğini bildin işte. Bu. İlim bu. Bildiklerin ilim değil malum. O malumla bilmediklerini sana gösteriyor ki o ilimdir. İlim yukarıdadır, malum bizdedir. Bildiğin şey ilim değil artık, malumdur. İrfan, deliler böyle yeşil tuhaf oldu. Ulan ne oluyor çık salon, sizin dersiniz yok mu ya? Niye geldiniz buralara ya? He? Orada kutlayın ya mübarek gecenizi. Tamam mı? Beni kim dinliyor? Beni bile dinlemiyorum. Anladık mı o vücuttaki garip haller? Hastalıklarda aynı mı? Aynı. Bak şimdi hastalık, onu da ilim alımatı bunu anlatacağım. Hastalıklar nasıl oluyor biliyor musun? Ruhun kurtulma muamelesidir cesetten. Mesela çekirdeği örtüyoruz, içindeki ağaç çıksın diye. Yani çekirdeği örtüyoruz, içi dışarıya çıksın diye. Kadını örtüyoruz, ruhu cesetten çıksın diye. Allah da bu bedenden ruhu çıkartmak için örtüyor hastalıkla. Biz ona hastalık diyoruz. Aslında ruhun buraya sığmamasından gözüküyor. İlim maluma tabidir. Bu meyanda malum ilme tabi değildir. Çünkü ilim ileridedir. Peki o yaşanırsa ne olur?
hakikat olur, senin hakikatın olur. Şimdi bu bakış iki yöndendir. Bir beşer canlı bakınca başka, bir de öteki taraftan bakınca başka oluyor. Peki, anladık değil mi örtmeyi? Herkesin bir izar ve ridası var. Herkesin bir azamet ve kibriyası var. Allah bile kendisini azamet ve kibriya ile örtmüş. Herkesin bir örtüsü var, merak etme. Ben niye, bak psikoloji tedavi için kullan. Ya ben niye böyleyim ya? Bu asabilikten kurtulamadım. Ya ben niyeyim böyleyim ya? İkide bir gözüm şey doğru kayıyor. Ya ben niye böyleyim ya? Hemen parlıyorum. Ya ben niye böyleyim? Yemeği hep beğenmiyorum. Ben niye böyleyim? Tembelim gibi. Başka konuda güzelsin. O senin örtün. Senin millet ona bakınca, aa tembel yaptın ya. Şey yaptın ya. E sen hakiki yüzünü bilseler zaten senin her tarafını koparlar ya. Ya. Peki. Şualardan okuyacağım inşallah. Gecemiz mübarek olsun. Miraç olduğu için Miraç'la alakalı okuyayım. Pek bunu yapmadığımız bir ders. Miraç Risalesi'ni çok yaptık. Üçüncü kelime Es-Salavat'dır. Ki burada ben atlıyorum. Hem umumi Miraç-ı Ekber-i Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam, hem her müminin hususi bir miracı olan namaz teşehhüdünde. Namaz nedir? Namaz, miracı asgardır. Neymiş namaz? Miracı asgar. Asgar? Evet. Küçük dedik, bak küçükler girdi. Gördün mü? İki tane küçük. Bir tane de babası büyük. Miracı, müminin hususi miracı namazdır. Namaz için miracı asgar. Küçük miraç. Allah Allah. Ustadın miracı hangi vakitte girmiş? Herkesin bir vakti var ya. Abim sen ona ver mi? Yatsı namazından girmiş oraya. Her peygamberin bir saatinde olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hangi saatte girdi o da? Yatsıda değil mi o da? O da yatsıda. Yatsı, gece yürüyüşü ya, İsra. İbrahim Aleyhisselam gündüzdür. Allah Allah. Her bir peygamberin şeyi vardı da burada not almış mıyım acaba ya? Hangi saatte girmiş diye. Miracı olmuş da ya peygamberin. Onları bile yaz, not aldım. Kitabımın bir kenarına yazdım. Aa yazmışım, aferin Hasan. 9. sözde bazen seni şey arıyor. Beni aldatmıyor, bana yardım ediyor. Ben 3 taneyim. Sabah namazında Adem Aleyhisselam olmuş. Öğle namazın, doğru söylemiş Hasan, İbrahim Aleyhisselam. İkindi de Yusuf, akşam İsa, yatsı Musa, selat-ı vitirde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah Allah. Fatiha'yı Adem Aleyhisselam'ı simgeliyor. Adem Aleyhisselam'ı simgeliyor. Adem Safiyullah'tır. Ustad da yatsıda girmiş. Ana peygamberler, diğer peygamberler buna dahildir. Selat-ı Vitir'de girmiş. Onun için acayip olmuş. Yani hiç gözükmemiş bir muamele yapmış. Vitir'in müceddide gelecek mi? He? Vitir'in müceddide gelecek mi? Vitir'in hiç öyle düşünmemiştim ama herhalde Vitrin müceddidi, Allah Allah. Bak yatsıda girince, selat vitirde kim girecek? Yatsı namazında diyor. Hayır, yatsı namazının hangisinde ama? Yatsı namazın farzı demiyor ki.
Ya bir tuhaf alem bu alem ya. Yani hakikaten evet her neyse. Kıymetini bilmek lazım. Vallahi eğlenceye dönüştürün ya bu alemi. Eğlenceye dönüştürün yani. Hakikaten bu tuhaf garip bir alem. Böyle bir şey gözükmemiş gözükmeyecek de. Varlıkta bir burası var. Böyle bir sahne yok bir varlıkta. Dünya gibi. Böyle acayip bir alem ya. O yüzden cennetten geri geleceğiz buraya. İşte cennetten geldik zaten. Yok şey olarak hani temaşa etmek üzere. Evet. Bahçe olacak. Peki madem bu alem. Evet bu alemde görüyoruz ki gelen bu alemle başladık. Bu ziruhlar. Ziruh. Ve zişuurlar. Kimdir o? İns, cin, melaike. Ziruhlar, zişuur, ziruhlar şuuren ve aklen olmasa da hissen, fıtraten hissediyorlar ki, her biri hadsiz bir at, bak varlığı tanımlıyor. Bak kim ziruhlar şuuren ve aklen olmasa da hissen ve fıtraten hissediyorlar ki her biri hadsiz bir at. Tamam hadsiz. Acizliğin ne kadar hadsiz. Ve zaaf içinde hadsiz bir at ve zaaf içinde hadsiz zaaf var. Bunun içinde o bizim dışımızda hadsiz düşmanları ve incitenleri var. Hadsiz düşmanları var, bir de incitenleri var. Hadsiz bir fakr ve ihtiyaç içinde. Yani bütün olumsuzluklar insana toplanmış. Bir de okuyayım bak. İnsan kim? Her bir insan hadsiz bir aç ve zaaf içinde. Hadsiz düşmanları ve incitenleri var. Hadsiz bir fakr ve ihtiyaç içinde. Hadsiz hacatı ve matlupları var. İktidarı ve sermayesi binden birine kafi gelmediğinden. Buna ne sermaye var ki? Enes ne sermaye var senin bunlara karşı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ki. Adsini nasıl kaldıracaksın? İsteklerini kaldırabilir misin? Yani fakir ve aciz yapan gene sensin. Yani isteklerin çoğalmasıyla fakir oldun. İsteklerin eline gelmemesiyle acizsin. Değil? Beka istiyorsun. İsteyen sensin. Sonsuz ihtiyaç var. Sonsuz acizlik var. Sonsuz acizlik var. Acayip bir şey ya. Hatta ihtiyaç dairesi hayal dairesi kadar geniştir diyor. Hayal mi? Hayal mi? Hayal. Şöyle geçiyor o. İhtiyaç dairesi hayal dairesi kadar geniştir. Her ne kârde yok ihtiyaçta var. Efendim abi? Her ne kârde yok ihtiyaçta var. Her ne ki elde yok ihtiyaçta vardır diyor. Muallim. Peki. Nerede bulacağız şimdi malim onu? Şuna, he? Bir tanesini oku, ikisini sor okuyayım. Faniyim. Fani olan istemem. Acizim, aciz olan istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayri istemem. İsterim fakat bir yarı baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermedi isterim. Hiç ender hiçim ama şu mevcudatı umumen isterim. Belki dünyada ne varsa nümuneleri fıtratımda vardır. Bunu da okuyayım. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacat vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Mesela beka
İhtiyaçta var. Ama buralar ne zaman doldu ya? Siz nereden geldiniz? Bir de okuyayım burayı. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır, elde bulunmayan ise hadsizdir. Halbuki daire iktidar kısa, kısa elinin dairesi kadar kısa ve dardır. Demek fark ve ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermaye ise cüz-i laete ceza gibi cüz-i bir şeydir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsan edilen hacat nerede? Ve bu beş paralık cüz-i ihtiyar nerede? Bununla onların mübayaasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. O çare ise şudur ki, o cüz-i ihtiyardan dahi vazgeçip, irade-i ilahi işini bırakıp, kendi hal ve kuvvetinden teberi edip, Cenab-ı Hakk'ın hal ve kuvvetine iltica ederek, hakikat-ı tevekküle yapışmaktır. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyardan vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Bir de insanı tanımlayayım. Her biri hadsiz bir aç ve zaaf içinde, bir. Hadsiz düşmanları ve incitenleri var, iki. Hadsiz bir fark ve ihtiyaç içinde, üç. Hadsiz hacatı ve matlupları var, dört. İktidar ve sermayesi binden birine kâfi gelmediğinden, bütün kuvvetiyle bağırır ve ağlar. Manen fıtratın yalvarır. Kendine mahsus sesiyle, lisanı ile dualar, niyazlar, bir nevi namazlar, salavatlar ile bir alim-i kadir dergâhına iltica ederken birden görüyoruz ki o bağıranların her işini, her ihtiyacını bilen, her derdini ve her derdini ve zararını anlayıp yalvarmasını, fıtrı duasını işiten alim-i mutlak ve kadir-i hakim imdatlarına yetişir, bütün isteklerini yapar. Peki bizim isteklerimiz oluyor. Hani beka istiyorum yok. Nasıl anlayacağız? Bak diyor ki, her derdini, zararını anlayıp yalvarmasını, fıtrı duasını işitir. Tamam. Böyle bir alim-i mutlak ve kadir-i hakim imdatlarına yetişir, bütün istediklerini yapar. Ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekküre çevirir. Var mı öyle teşekkürler çevirir? Nasıl anlayacağız? Biz aceleciyiz. İnnel insane acûl. Aceleciyiz. Bu istediklerini burada yok ki versin. Buraya nereye koyacaksın ahireti? Tam da yani dünyanın neresine koyalım şimdi? Sana ahireti verse cenneti. Nereye koyacaksın? Koyar. Değil mi? Cebine sulu yemek çorbayı koyabilir misin? Şimdi demek ki biz neyi nerede isteyeceğimizi veya talep edeceğimizi bilmiyoruz. Bütün istediklerini yapar, yapıyor. Yapacak da zaten. Ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. Bu hakimane, alimane, rahimane yardım pek parlak bir tarzda ilim ve rahmetin cilveleriyle bir mucib-i mugiz, bir rahim-i kerimi bildirip o ziruh aleminin bütün salavat ve ibadetlerin, ubudiyetin ona takdim ve tahsis eder manasıyla. Şimdi buna ait bir hatırlamı nakledeyim size. Bir tane dinsiz de değil, ateist de değil, dinden bir behre, Polonyalı, Almanya'da tanıştık. Din adına hiçbir şey yok. Felsefe okumuş. Annesi felsefeciymiş. O Polonya karışıklığında ölmüşler. Almanya'ya gelmiş. Şimdi o bana demişti ki, size de söyleyeyim ben mesela. Ya diyor, ben diyor felsefe de okumuş ya.
hep şaşırırdım. Bende niye böyle bitmez tükenmez istekler var? İzah edemezdim. Niye var? Allah yoksa, ahiret yoksa buna bir mana verin bakalım. Niye ben beka istiyorum? Mesela Allah yok, ahiret, din gelmemiş. Şimdi gayet normal. Oturuyorsun şimdi. Aa, bendeki beka bakiye işaret ediyor. Tabii gayet rahatsın. Tabii canım, herhalde öyle olacaktı yani. Ya bu kalem yazıyor biliyor musun? Ne yapacaktı yani, balta değil ki odun yarısı. Herhalde yazacak. Senin, ben desem ki aa bu yazıyor biliyor musun? Herhalde ne yapacaktı ki? Bu dersler sana aynı böyle geliyor. Şimdi bak, din gelmemiş. Din yok bir adamda. Adamda din yok, ahiret yok. Şimdi o adam bakıyor, hayvan değil ya. Ebed istiyorum diyor. Niye istiyorum diyor, acayip bir şey. Nasıl izah edeceksiniz Mustafa? Safa? Şimdi din yok. Niye beka istiyorum? Bana hiç aynı şöyle demişti. Buna ait bir şey söyledim. Sizce insan nedir dedim. Böyle durdu. Kendisine ilgili bir tarif yaptı. Ben de işte buna ait şeyler söyledim. Ha dur dedi. Durdurdum. Ben hep onu sorardım. Niye ben bunları istiyorum? Böyle bir şey yok ki. Hiç izah edemezdim. Ormanda yürürdüm diyor. Annesi felsefeciymiş. Ben niye istiyorum? Olmayan bir şeyi niçin istiyorum? Dünyada istediklerimi elime geçirdim almaya da. Araba istiyordum diyor, jip. Bir de villa istiyordum, geçirdim. Ama isteklerim hiçbir zaman bitmedi diyor. O adamın sözü hep kulağıma çinliyor. Ben niçin beka istiyorum? Bilmiyordum. Ahireti ispata dair bir yer okuyorum. Tamam dedi, bunun için istiyormuşum dedi. Acayip bir şey yani. Hakikaten böyle ahiret inancı yok. Böyle bir haber yok. Din yok. Beka istiyor. Hocam, beka niçin istiyor? Hatta o acayip bir şey demişti. Ya diyor, bitmez tükenmez isteklerin bende olduğunu bir mana veremiyordu. Sonra diyor, kendime kızdım. Acaba diyor Budist mi olayım diye düşünüyormuş. Yani sıkıntım vardı diyor. Yani herhalde bir eksikliğim, gittim jip aldım diyor. Gittim dağın eteğinde bir villa aldım diyor. Gönü yok. Budist olmak şöyle diyor. Niçin Budist oluyorlarmış biliyor musun? Ah bu isteklerin bu yapıyı, sonsuz aç, fakir, incitenler var, istekler var, talepler var. Bunun manası yok. Burada niye var? Ha, bunu boşaltmanın çaresi var. Yani karşılığını bulmak, bu ne demektir? Bu iz sürelim, bu bir izdir. Bu kokudur. Bu alamettir. Bir takip edeyim, hatırına gelmiyor da. Bu isteklerden boşanmak için, bitirmek için Budist oluyorlar. Dağda çırp çıplak oluyorlar. Ağacın kabuklarını sarıyorlar. Otlarla besleniyorlar. Gayeleri şu olmak. Her şeyden sıyrılmak. Adeta hani sonsuz atsiz şey var ya, hiçliğini bilmek. Hiçbir şey talep etmemek gibi. Yani din olmayınca çareye bak. Adeta vahşi canavar bile olamıyorsun. Biz bu zamanda vitrine bunu koyamadığımız için onlar bu dizde düzme gidiyor. Evet, koyamıyoruz. Biz malımızı vitrine koyamadık diye. Adam bak nasıl çıldırıyor ya. Şu anda iyi bir Müslüman. Ve ikinci kez almaya gidince ne yaptı biliyor musun? Nerede o dedim. Dedi ki şeye gitti dedi. Marako'ya. Marako diyorlar Tunus'a. Marako mu bir şey diyorlar? Marakeş. Marakeş. Marakeş diyorlar. Marako diyorlar. Marako. Fas mı? Ha, Oze'ye gidiyorlarmış. Niçin gitmiş dedi. Dedi ki, dini daha iyi öğreneceğim Arapça diye. Yani, şey öyle söyleyin hocaya diyor. Ben oraya gittim diye, öğrenci geleceğim diyor. Bak şimdi, ne olur bir anlamaya çalışın o farkı. Adam niye Budist, yani niye dağlara çıkıyor? Niye Nirvana, Nirvana diyor? Nirvana hiçliğin simgesidir. Tamamen arınmak için gidilir. Biz ise fıtratın sesine kulak verip aslımıza gideriz. İşte gitmiyoruz. Farka bak yani. Diyor ki, aynen diyor, ben de bununla diyor kurtulmak için bu seslerden istekler var. Dert istemiyorum diyor, keder istemiyorum. Ya onlar bir şey değil diyor. Ya ben de bir
Ebed var diyor, sonsuzluk, yani sonsuz yaşamak istiyorum diyor. Her şeyim olmasını istiyorum diyor. Sonra düşündüm, dünya benim olsa ne olur, balkonda oturdum. Gene tatmin olmam dedi. Aynı böyle felsefe okumuş annesi. Ondan sonra dedim ki tamam, ben Nirvana'ya gitmem lazım. Ne var dedim Nirvana? Her şeyden boşalıyorsun. Nasıl boşalacaksın ki? Boşalmak için bir şeyle doldurman lazım. Bak, cehaletini bile bilmen için ilim lazım. Cehalet bile ilim gerekiyor. Boşalmak için doldurman gerekiyor. Bak, ben bunu bilmiyordum. Ha, ilim, bak, bilmediğini bildim. Neyle? İlim ile. Cahil olduğunu bilmek için ilim gerekiyor. Cahil olduğunu bilmek ilim, alimliktir diyor Gazali. Öyle değil mi abi? Bak, bildim diyor. Cahilliğini bilmek için. Cahil olduğunu. Cahil adam cahilliğini bilmez. Alim adam cahilliğini bilir. Cehalet, ilim gerekiyor. Anladın mı? Cahil olduğunu bilmen için ilim lazım. Nasıl boşalacaksın? İnkar cehilden gelsin diyor, izalesi müşkül. Evet. Ya, Nirvana'ya gidecektim diyor. Sana Nirvana. Aşağı imandan geliyor değil mi? Tabii. Aşağı bu, altı bu yani. Yani devam etti. Birisi inansa kurtulacak hepsinden. Ve bu adamdır ha şey, öteki tarafını anlattım, şey yüzünü. Bu adamdır, dedi ki, ya dedi böyle bir ahiretin, yani ahireti bize de keşke olsa, çok istiyorum olmasını diyor. Bunu tabii şey yapınca, niye dedim bu kadar istiyorsun? Böyle bir mesela dinden hiç haberi olmayan bir insan, ahiretin ispatının içinde bunu söyledik, böyle bir yer var. Ya peki, tamam bunu iddia ettin diyor. Acaba var mı dedi heyecanlı, delili. Niçin o kadar istiyorsun? Çünkü dedi babamı gözümün önünde vurdular diyor. O Polonya faaliyetlerinde babası önde gidenlerdenmiş. Mahallede ibret alem olsun diye herkesi toplamışlar. Çoluk çocuğun yanında da şöyle vurmamışlar. Tepesine oturtmuşlar. Yukarıdan aşağı mermi sıkmışlar böyle. Şimdi eğer diyor bahsettiğin gibi diyor ahiret varsa böyle diyor adalet her şey. Ben o zaman rahatlayacağım diyor. Babamın intikamın peşine düşmeyeceğim diyor. Senelerden beri onu yapan kim? O öldü ama o bizzatı çeken kimdir diye. Onları böyle bir koca devletin intikam almak peşine. Tek başına Polonya ne yapacaksın? Ama eğer anlattığın gibi ahiret varsa diyor tamam diyor benim iş. Ondan da rahatlayacağım diyor. Dedim var. Nasıl dinliyor biliyor musun? Acayip. Sonra işte Fas'a. Marakoya'mış, nereye gitmiş? Allah Allah. O şeyde var ya. Sitede var onu, gizli çekilmişler diye. Böyle eğilip kalkıyor, bir sünnette bir tuhaflık yapıyor ya. O adam. Buraya geldim de. Yani hakikaten din yoksa, böyle bir tek bir şey yoksa, uyarması yoksa, yani bizim fıtratımızın karşısında bunlardır, böyle yerdir diye karşılığını koymasa, biz bunu neyle izah edeceksin ki? Nihayetsiz at, düşmanları çok, istekleri acayip, sonsuz. Yani istek dünyada olsa neyse, hani peşine koştum da bulamadım, öldüm. Bak, fıtratın tatmini için Nirvana'ya, dünyaya gidiyorlar, Nirvana. Ne biliyor musun? Tamam, Nirvana nereye gidiyor biliyor musun? Nirvana 8 mertebedir. Onun için bu Hindu bilim adamları, fizikçiler her şeyin 7 kat olduğunu buradan geliyor. Çünkü Nirvana 7 mertebe süzgeçten geçiyor. Evet, pek meşgul olmuştum onların şeyleriyle. 8 mertebedir. Onun için böyle elektronların şeylerini 8 kabul ederler. 7 kabul etmezler böyle. 7 elektron şeyi. Vesaire böyle. Şimdi Nirvana boşalmak yani. İçindeki bu isteklerden kurtulmak için bütün varlık anlayışından sıyrılmak. Boş olmak. Varlık anlayışı olmayacak. Kafa durmuyor. Çalıştırmayacaksın diyor. Çalıştırmamak için diyor malzeme vermeyeceksin. Ot görüyorsun. Dere akıyor. Sinek uçtu. Öldürmek yok. Hayvan öldürmek yok. Meyve yiyeceksin. Su içeceksin. Ağacın kabuklarına sarılacaksın. Yatacaksın. Çok da üşürsen kuma gireceksin. Ondan sonra öleceksin. Bu işte. Buymuş. Çareye bak. Çareni yesinler sabah çıkan. Ama ne yapsın? Başka çaresi yok. Gene iyi bir akıllılık bulmuş yani içini. Varlıktan sıyrılmak. Nasıl yapacaksın ki din yoksa?
Ama şimdi bizde bir beka arzusu var. Hemen din koyuyor. Bak böyle bir alem var diyor. Arkadaşlar bunun kıymetini bilmiyoruz ki. Alıştık yani. Mesela nefes almanın kıymetini biliyor muyuz? Yok. Şey olmadı ki, akciğerden sorun olmadı ki, astım hastası olmadı ki. Nefes darlığı var ya. Burnundan ameliyat olan var mı? Var mı başka? İki. Başka bir tarafta var mı? Var. O tapunu hatırlıyor musunuz? O tapun alınana kadar. Ne demekmiş değil mi nefes almak? Burayı bir daha okuyacağım. O kadar cebime gidiyor ki. Hakikaten Allah isteklerimize cevap veriyor. Alim-i mutlak, kadir-i mutlak imdatlarına yetişir. Yetişiyor. Ne istiyorsun? Beka. Aha diyor. Oo. Hatta tanımlayamadığım, ifade edemediğim bir şekilde tavsifat var cennet hakkında. Oğlum, değil mi? Tavsifat var. Maşallah ya, kaç yaşındasın sen? Kaç? 12. 12 mi? Sen? 8. Bak bunlar en büyük Nurcu. 8. Sen? 11. Daha ufak yok, sen büyüksün. Kaçsın sen? Ben 14. 14. Koca adam ol. Artık sen de artık ölüm yaşına geldi. Şaka dedim, şu korkma yazık. Askerlik yaşı kaç? 25. 20. Peki. 21'e çıkmadım. Okula, ilkokula giriş, şey, okula başlama yaşı kaç arkadaşlar? 6. Kabire giriş yaşı kaç? Açık. Kaç? 85. Açık. Geriye verin ya. Kabire giriş yaşı var mı? 85. Kabre giriş yaşı yok. Okula gidiş yaşı var. Askere gidiş yaşı var. Kabre giriş yaşı yok. Onun için herkes kabre girecek yaştadır. Bütün istediklerini yapar. Böyle bir Allah, Allah Allah. Fıtratıma bakıyorum. Hakikaten bütün istediğimi yapan birisi olsa, of, bu baba değil, dayı değil bu. Hem beni yapmış, hem bu cihazları monte etmiş, tornavidayla bağlamış bu isteklerimi, sonsuzluk, hem de karşısına ahireti koymuş. Dini de getirmiş bir rehber, tamam mı? Bir rehber, bir de pasaportu koymuş, ona varmak için yöntemlerini de öğretmiş. Nasıl yapacak? Eğitmeni de koydu peygamber. Ondan sonra diyor ki bütün istediklerini yapar, ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. İstiyor, isteklerimize, istekler bağırmaktır. Adama bak, gördünüz mü? Nirvana'ya gidecekmiş. Bu kadar da para gidecekti, bütün hayat da son olacak. Meğer arabayı satacakmış, villayı da satacak. Her şey gidip bu Hindu fakirleri de açacakmış. Kendisi tamamen sıyrılacakmış. Çorap bile almak yasakmış. Nirvana'ya oraya giderken. O boşalmak. Nirvana'nın bir şey var. 1,5 milyar versin, Nirvana ona gelir. Casper'ın notebook markası var ya, Nirvana diye. Allah'ım, öyle mi? 1,5. Casper, Nirvana diye bir marka mı? Onlar demek ki yapmış, ismini kurmuş. İsmini almışlar demek. Kendi ismi ya, kendileri yapmış. Allah. Nirvana. Bunlar güzel reklam yapmış. Çok güzel. Bu da Türkiye'ye gelip de adam bir şekilde müşteri buluyorsa bayağı reklam yapıyor. Tabii. Biz kendi malımıza sahip çıkamıyoruz ki. Yani kıymetini bilmiyoruz mesela bu dersleri. Mesela Karadeniz pidesi, adam bize pizza diye satıyor yani. Bak, evet, asırlardan beri doğru söylüyorum. Karadeniz'de peynir de koyarlar, kavurma koyarlar. Pide ya, pizza diye yutturmuş İtalyan pizzası diye. Doğru söylüyor. Bazen kafası çalışıyor. Devamlı çalışsa sana da bize de sorun olur. Çünkü... Ya bugün düşünüyordum da
İyi ki dedim zeki değilim. Arkamdan gidiyor zeki. Akıllıyım elhamdülillah, şükürler olsun. Akılla zeki anlatmıştım ya. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bağlarsan akıllı olur ki vahiy. Vahiy ne kadar bağlıysan o kadar akıllısın. Meziyetin yok ki gururlanasın burada. Aklını vahye bağladın mı akıllısın. Beşeri çıkış yolları var yani gündelik çözümler. Şimdiki zamanda çözümler üretmek. Yani akılla aklın mutluluğuna çalışmak zekiliktir. Bu akılla bu aklı memnun etmeye çalışmak zekiliktir. Bu aklı yapana bağlamak akıllıktır. Onun için ikisini aynı eşit olan mücedditlerde olur. Mesela zekası önde olanlar aklı arkadadır. Onlar geçmiş ve gelecek zamanları pek yoktur. Şimdiki zamanı yaşarlar. Pratik çözümleri vardır vesaire. Bunlar günaha temayüllüdür. Günah çok yapmaya şeyleri de var. Çünkü geçmiş ve gelecekleri şuurları olmadığından hazır zamana müptelâdır. Hazır zamanda da hayvanlıktır. Günaha çok temayüllüdür böyle. Akıl ise mazi ve müstakbeli halde yaşadıkları için yaşadıkları ortamı mazi ve müstakbelle değerlendirir. O zaman akıllı olmak, yani bir meziyet değil, nedir o? Allah'ın ihsanı ve lütfudur. Bu aklı vahye bağlamaktır. Onun için akıl ne kadar nimettir. Ya akilun, ta akilun, efele tefekkerun, fetebiru yavrul elbap gibi. Hakikaten zeki değilim yani o kadar. Öyle pratik şeylerim, şeylerim yok yani. Bas bas kafam. Ama şunda hiç şüphem yok ki, büyük siz de öylesiniz bu akşam geldiğinize göre. Aklınızı vahye bağlamak, yapana bağlamak akıllılıktır. Ne kadar nimet ya, elhamdülillah. Adam iyi bir mühendistir ama iyi bir doktordur. Ameliyat gerekmediği halde para için ameliyat yapar. Adamın hem sağlığıyla oynar, hem sabah, hem psikolojisiyle oynar, hem sağlığıyla oynar, hem parasını çalar. Üç tane şey. Sağlığını riske atar, psikolojisi bozar, parasını da alır. Bu adam ama okumuş. İmam Gazali ne güzel diyor. Doktorluk araba tamiri gibi bir sanattır diyor. İlim değildir diyor. Araba tamir etmek nasıl bir zanattır diyor. Zanat. Allah'ın yaptığına sanat denilir, insanın yaptığına zanat denilir. Araba tamir etmek nasıl bir zanatsa beyni tamir etmek de zanattır. İlim nedir? Bunu Allah'a, Allah yolunda kullanmaktır. Onu anlamaya çalışmak. Yani var ya böyle 11. sözde miydi? İki tane kişi tayin ediyor padişah. Bu kainat hakkında kitap yazın dedi. Bir tanesi kendisi hakkında kitap yazdı. Bu kimya şudur. Şununla şununla bağlantısı var. Bunun kafasına vurdu. Ötekisi ise bu bunu ifade etmek için var. Yani sanatkarı ile düşünmüş. Bak, zanatkar işte. Alim denmiyor İmam-ı Gazali Hazretleri fizikçiye, kimyacıya, doktora. Sanatkar diyor. Ya. Evet. Ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. Bu hakimane, alimane, hakimane, alimane, rahimane yardım. Ne? Fıtratımıza cevap verdi. Yardım. Pek parlak bir tarzda, hangi zeminde veriyor cevap? Öyle herkese vermiyor. Namazda. Namazda verilen cevap bunlar. Bak diyecek zaten. Pek parlak bir tarzda, ilim ve rahmetin cilveleriyle bir mucib-i mugis, yani yardım eden, yardımla cevaplayan, yani isteklerimi kimseye açamazdan pat diye cevap gelmiş. Olmuyor mu size bazı maddi işlerde bile? Ha, bu öyle değil. Daha sen doğmadan, dünyayı bilmezken ahiret duygularını sana yerleştirmiş. Sonra çıktığın zaman dünyaya peygamberlerle, varisleriyle sana hemen o fıtratındakinin karşılığını koyuyor. Bu budur diyor. Nirvana'ya gitmene gerek yok diyor. Zaten gitsen yok orada. Mesela anne hani dünyevi olarak da Allah Teala rahmet ve hikmetiyle veriyor. Mesela anne çıktıktan sonra mesela çocuk hemen sütü hazır oluyor. Her şey. O maddi. Erik zamanında geliyor. Şimdi işte ihtiyaç zamanında ihtiyaç. İşte tabii o maddi cihazlar Osman. O maddi de ben tabii benim zihnim şeyde böyle bedensel değil de ruhun isteklerini ne ile
çözümleyeceksin, neyle izah edeceksin, ne olduğunu neyle söyleyeceksin. Ne olduğunu neyle söyleyeceksin. Dünyayı dünyayla izah edemezsiniz ki. Bu göze bile buradan buraya bakamıyorsun, illa buradan bakıyorsun. Bak burayı. Ayna yapıyor. Aslında gözüken budur. Bunu görmüyorsun ki. Bunun saçını tarama gerekir. Kim bunun saçını tarıyor? Yani bir tuhaf alem. Burayı burasıyla göremiyorsun. Burayı bununla görüyorsun. Dünyayı da neyle göreceksin? Dünyayı neyle izah edeceksin? Dünyayı dünyayla izah edemezsiniz. Evet. Hiçbir şey karşılıksız, zıtsız yoktur. Altyapısı. İşte bir mucib-i mugiz, bir rahim-i kerimi bildirip o zirhun aleminin bütün salavat ve ubudiyetlerini ona takdim ve tahsis eder manasıyla Mirac-ı Ekber-i Muhammed aleyhissalatü vesselam ve Mirac-ı Asgar olan namazlarda onun ümmeti es-salavatü tayyibatü lillah der. Demek ki o Peygamber aleyhissalatü vesselamın şimdi geliyoruz Mirac-ı Ekber-i Muhammedi. Mirac-ı Asgar var. Namaz nedir? Asgardır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mirac-ı Ekber'in içindermiş. Şimdi onun yerleri 6. şuada var. Ben size bir yer okumak istiyorum. Orada bu konu daha değişik bir şey olacak. Seninle alakalı bir şey. Şöyle diyeyim. Peygamberimizin miracında senin hissen nedir? Allah bir başkası miraca gitmiş, beni fazla alakadar etmiyor. Bak mesela şöyle diyeyim. Ben Meryem değilim. Olacağım da yok. Ben İsa değilim. Olacağım da yok. Ben ne Nuh'um ne İbrahim'im. Ne de Nemrut'um ne de Firavun. Niye başkasının kitabını okuyayım? Başkasının macerasını beni o alakadar enteresan eder mi? Arkadaşlar. Başkasına gelmiş bir kitapsa ben başkasına gelenin kitabını niye okuyayım? Oysa kimi? Onun vasıtasıyla bize gelmiş. Aynı Muhammed'den, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünümü daha iyi. Nuh benim, Meryem benim, İsa benim, Şit benim diye bakarsan sensin. Şimdi bak, Miraç'ta bizi niye enteresan ediyor? Bizimle alakası var mı? Evet, onu okuyacağım. Çok önemli. Arkadaşlar, hepimiz Miraç'taydık. Mirac-ı Ekber-i Muhammedi olması için sen içinde vardın. Sen içinde vardın. Bak okuyayım. 428. Bir su içeyim. Bütün varlıkta var mıydı aslında? Bütün varlık vardı. Bütün varlık vardı. Şundan söylüyorum. Ezber olmasın. Yeri göstereyim de. Altıncı şuada bütün varlığın var olduğunu söylüyor. Ama nasıl vardık onu izah etmeye çalışacağım. Teşehhüdün mübarek kelimatı Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mukalemeleri olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura layık olan kelimeler ise Miraç-ı Ekber-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam'da söylenen sözlerdir. Ekber denmesi için asgar olması lazım. Yani o yüksek masayı getir diyorsak alçak da var. Miraç-ı Ekber-i Muhammedi israf kelamdır. Asgar yoksa. O zaman Miraç-ı Ekber-i Muhammedi deniyorsa asgarı da var. O da namazdır. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın böyle 33 tane, 32 tane olmuştur. Bir tanesi Ekber'dir. İşte o sözler, yani denmiş, onları zikretmekle o kutsi sohbet taatür edilir. O taaturla o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten külliyete çıkar ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir ve edinebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişlenir.
hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde ettehiyyatü lillah demiş. Yani bütün zihayatların, zihayat mısınız? Evet. Hayatları ile gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler, ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum demiş. Hepimizin hayatlarını, şuurlarını, tayyatlarını, ibadet, bütün vasıflarını almış, takdim etmiş. Mesela acaba biz Miraç-ı Ekberimiz öldükten sonra yani onlarla beraber peygamberimiz yaşadı ya, biz de onlarla beraber yaşayacak mıyız? Yani onlar yaşadık. Bunlar hep yaşadığımızı göreceğiz ama Miraç şeyde olur. Yaşarken ölür. Miraç denir. O Miraç denmez. Cennette bunlar gözükmesi, yaşanması o geçti. Orada rüyetullah'tır. Orada rüyetullah'tır, burada huzurdur. Yani Miraç buradadır. Yani burada hatta 9. sözde diyor ki 4. şu anda 16. sözün 9. söz dedim yanlış. 16. sözün 9. 4. şu anda diyor ki bir nevi huzura kabulün olan namaz ile, yani namaza başlamadan önce aşin yatsı okunuyor. Müminin ruhu miraç yapar. Namaz vaktinde her müminin, namaz kılanın miraç yapar, gelir, alameti de beden namaz kılar. Miracı olmayanın namazı olmaz. Ruhu gitmiyor. Ruhu miraç yapmıyor. Bugün hangi namazı kılamadınsa ruhun o miracını yapamamış. Yani peki nasıl gidiyor? Senin ihtiyarın dışında. Ruh miraç yapar. Bak bir nevi huzura kabulün olan olmuş namaz ile. Ayrı bir şey bu. Namazda ifade ediliyor. Yani ruh bende, bedende salata kıyam ederse beden dünyada namaz kılar. Şimdi demek ki biz var mıydık Miraç'ta Peygamber aleyhissalatü vesselamın şeyinde? Evet vardık. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam selam yerinde Allah'a ettehiyyat dediği delime kelimesiyle bütün zihayatların ibadeti fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Ben varım onun içinde. Sen varsın. Bütün zihayatların, ziruların ve zişurların ettehiyyatü lillah, yani bütün tahiyyatların hulasası olan el mübarekatla bütün medarı ve hepsinin ziyaretlerin tahiyyatlarını, ubudiyetlerini almış Allah'a selam yerine ilk ettehiyyatü el mübarekatü salavatü teybatü lillah demiş. Allah da buna mukabele etmiş. Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü var ya. Yani selam oradan geliyor. Onun için selamı yayınız. Selam güvendir. Mesela bir misal söyleyeyim. Kırıkhan'dan dersten çıktı böyle. Suriye meselesi var, karışıklık falan. Hakikaten allak bullak bir dönem. Gece dersten geliyorum, kimse yok. Tek başıma hakikaten acayip yani. Kim olduğu, Türk müdür değil mi? Baktım 10-15 tane sessiz bir duruşları var kenarda, yan kenarda. Bana acayip yani, ha, karanlıkta. Dedim, selamünaleyküm gençler dedim. Hepsi aleyküm selam dediler. Yani bir baktın öyle bir güven oldu ki yani. Sonra dedi ona selam ne güzel bir şeymiş ya. İşimi yaradı yani. Yani bir güven getirdi değil mi? Acayip bir şey. Gece arkadaş esnafcı mıdır, tenerci midir, balici midir, marangoz mudur? Gençler selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hepsi birden böyle. Ha tamam bu bizden. Ya. Şimdi buradan alayım. Bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip bir vazifeyle tavsif etmek için Mescid-i Haram'dan mecmua-ı enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varis-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra 428'den okuyorum, çok ilginç bir yer. Bütün peygamberlerin varisi mutlak olduğunu Barla'da söylüyor da Allah gece yürüyüşü diye
Bütün inkılaplar gece olur, bütün günahlar çoğunlukla gece olur, gündüz pek olmaz. Şimdi Mekke'den alıyor, Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Orası neymiş? Bütün enbiyaların mecmuaymış. Enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varis mutlak olduğunu gösterdikten sonra. Yani bütün peygamberlerin orada görüştürülmüş. O alemlerinde değil yani. Ondan sonra varis mutlak olduktan sonra ta Kab-ı Kayse'ne kadar mülkü melekutunda gezdirdi. Ta Kab-ı Kayse'ne kadar mülkünün melekutunda gezdirdi. Nereye kadar? Kab-ı Kayse'ne, oraya koy. Bazıları Sidret-i Muntaha diyor. Bak burada kullanacak. Arkadaşlar, Sidret-i Muntaha cennetin nihayet son mertebesidir. Ne diyor? Sidret-i Muntaha'ya ta Kab-ı Kayse'ne diyor. Sidret-i Muntaha'ya ta aşağı ta Kab-ı Kayse'ne kadar. Sidret-i Muntaha, lügat manasıyla bakınca çıkamasın tabii ki, lügat araştırmasan. Muntaha'ya nihayet. Neyin nihayeti? Sidrenin nihayeti. Sidrenin nihayeti. Sidre nedir? He? Cennetin yapısının, yani sonsuzluğun sonu diyelim. Sonu yok ama sidre orası, onun muntahasına kadar. Oraya kadar şey yapmış, cismaniyet oraya kadardır. Peki bedenini, cismini, gözünü, kulağını nereye kadar götürmüş? Kitap okuyanlar. Hayır. Gözünü, kulağını, bedenini nereye kadar götürmüş? Şaşmadan. He? Duydum. Hayır. Oraya kadar gözünü, kulağını götürmemiş. Duydum. Kim dedi arş? Arşa kadar. Şimdi Cebrail geçemiyor bir yerden sonra. Tabii. Bak arş, arşa kadar gözünü, kulağını götürmüş. Sidret-i Muntaha'ya kadar cismaniyetle gitmiş. Şöyle diyeyim. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya hangi vasıtayla gitmiş? Vasıtasız vasıta. Burak'la gitmiş. Peki Mescid-i Aksa'dan aşağı kadar neyle gitmiş? Cebrail. Ne vasıtasıyla gitti? Tabii ki Cebrail rehber de. Refrefle gitmiş. Ondan sonra bilmiyoruz. Yalnız Celbi Rahman yani. Ondan sonra şey yapamıyor ki yani. Hatta nereye basayım diyor Ya Rabbi. Ayağının üzerine bas diyor. Yani peki cismin nihayet olduğunu neydi? İnne darul ahirete leyhel heyvan. Her şey canlı olduğu cennette. Oraya kadar cismaniyetin hududu Sidret-i Muntaha'ya kadardır. Oraya kadar aldı. Peki Allah'ın kelamına ve rüyetine mazhar oldu mu? Oldu. Cismaniyetsiz ama. Cismaniyetini oraya kadar aldı. Ondan sonra gene kendisi, cismaniyet dediğim şey nedir biliyor musun? Şöyle düşün, vücuduyla gitti yani, bedeniyle gitti diyor. Ama bedende kasıt var. Buz, sudur, aynı yerde. H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebeli, ruh cebeli. hepsiyle gitti. Peki, ayette şöyle geçiyor. Abdina, abdimizi diyor, tamam mı? Bizim abdimizi. Abdi denmesi için denmiş, mahlukiyetten çıkmamış demektir. Yani mahluka abdimiz der. Mahlukiyetten çıktı mı abd olmaz. O zaman tamamen yapıyla oraya kadar, arşa kadar almış. Cismaniyetini arşa kadar almış. Cismaniyetten sonra ruhani mi? Hayır. Gene cismaniyeti ama cismaniyetin başka bir boyutunu söyledim. Buz değil, su. Aynen varlık mertebesinin aynı mahluk yani cismaniyettir. Bu hep cismaniyettir. Nereye kadar bak cismaniyettir anlatayım. Buz cismaniyettir. Su cismaniyettir. H2O cismaniyettir. Enerji cismaniyettir. Esir cismaniyettir. Maddi hayat cismaniyettir. Maddi hayat aynı hayat. Yani inne darul ahirete lehiyel hayvan
Ustad orada 28. sözde diyor ki, yani ruhani niye değil diyor cennet diyor. Cismen olmaya ne gerek var diyor. Ruhani olsa yetmez mi? Hayır diyor, cismaniyetle bu hizmet yapıldığı için ben ruhun, onun için cennette cismaniyet var. Cennette cismaniyet var. Ama tabii ki cismaniyete bu demeyesin. Yani nasıl bir şeyse, mesela semada İsa aleyhisselam cismaniyetiyle bulunuyor. Peki cismaniyetin bir mertebesini anlatayım. Allah Resulüne güneş vurunca gölge düşer miydi? Nasıl bir cismaniyet ki cam gibi öteki taraftan geçiyor? Cismaniyetin acayip garip mertebeleri var. Yani mesela cisim, beden denilen bu yapıdır. Ama cismaniyet sakın atom değil. Atom da var onun içinde. Neyse ben biraz şey yapayım dedim. Geceden dolayı biraz umumi derste bunlar söylenmiyor. Şimdi biraz daha şey yaparsınız, bir müzakere olsun diye zorlamaya çalışıyorum kafanızı. Yani var olan bir şey söylemeye çalışıyorum. Arşa kadar almış gözünü, kulağını. Peki ondan sonra görmedi mi? Ha bu göz değil yani. Hangi göz abi? Rüyada hangi gözle görüyorsan, rüyada hangi kulakla işitiyorsan, ruh da cismanidir, mahluktur kardeş. Ruh mahluktur. Bir kanun emriydi. Zih hayatı, zih şuurdur, kanunların vücudu harici. Böyle bir vücut giydirilerek mahluk oldu. Kanundu. Ruhta cisman mahluktur. Mahluktur yani. Zih hayattır. Hayat cismaniyettir. Gördün? Hayat cismaniyettir. Cisimdir, mahluktur. Atom diye kafandan sil şu cismaniyeti. Yani ille buzdur, içerisinde hiçbir şey yok deme. Atom buzdur ama sudur. Atomdur ama esirdir. Esirdir ama maddeye aittir. Maddeye aittir ama aynı hayattır. Hepsi cismaniyettir. Şimdi neyse, peygamberimiz miracın içinde biz vardık. Bak nasıl gösteriyor. Ama çok antika ya. Şeyde Burak içinde tefik ilahi diyor Risale'de. 30. sözde. 31. sözde. Hatırladınız mı? Hidayet ilahi olan, Burak olan hidayet ilahi. Niçin dedi öyle bana? Girme dedi. Evet. Girme. Tamam. Vazgeçtim. Acayip bir şey ya. Dünya garip dedim ya. Okumasını bilirsen her şey işarettir, her şey konuşmaktır. Mescid-i Haram'da mecma-i enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp, Allah Allah, çok acayip ya. Yani tamam böyle. Aylarca gidilebilecek yeri bir anda gidiyor. Onun için sahabelerin imtihanı neymiş? Miraç. Miraç'ın ilan edilmesi sahabenin çok acımasız bir imtihan gibi gözüküyor. Yani şimdi daha yeni Müslüman olmuş. Daha Mescid-i Aksa'dan gelmiş kervanla, bir iki ay sürmüş. Adam bir tanesi iman ettiği peygamber diyor ki ben gittim geldim diyor. Yatağı da sıcak. Allah Allah. Fizik görmemiş. Elektronların şeyi bilmiyor. Cep telefonundan yayınını bilmiyor. Yani televizyonlar nasıl yayın yapıp bilmiyor. Yani olsa kafasına yeter bu işler de. Ya hakikaten ne kadar zormuş ya. Sahabenin vallahi sahabe olmak için sahabe olmak lazım ya. Zor yani vallahi çok zor. Gel de Miraç'a inan ha. Yani şimdi kafamıza yatıyor elektrondur vesaire, tamam mı? Maddenin yapıları. Sahabe ya. Dün deve otlatıyordu. Geldi iman etti. Ve biraz işte bir iki ay oldu işte oradan geleli. Yoldaydı Mescid-i Aksa'dan. Ertesi sabah diyor ki ben diyor Miraç'a gittim. Nereye gittin ya Resulallah? Seni geldin ya diyor o Mescid-i Aksa'ya mal bıraktı. Kaç ayda geldin? Bir iki ayda geldin. Ben diyor hemen gittim. Oradan alemlere gittim geldim diyor. Hakikaten çok acayip bir imtihan ya. Sahabelerin en büyük imtihanı bu ya. Biz mucizeleri bildiğimizden dolayı mı Allah Allah diye şey? Yok şöyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatının bütünü bizde var. O sahabe ise peygamberin daha 23 sene hayatının tamamı yok. Parça parça biliyor. Onun için hakikaten sahabe olmak lazım ya. Biz daha nasipliyiz inan. Mesela Ahmet bin Hanbel kadar hiçbir sahabe alim değildi. 1 milyon hadis biliyor.
Bana bir tane sahabe söyleyin 1 milyon hadisi nakletsin. En fazla 2734 tane naklediyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. İkinci sırada Ayşe validemiz geliyor. Benim bildiğim 2000-3000 tane ya 5000 olsun. Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisin ravisi. Bir ezberinde var. Ama ona yetişemiyor. Bir hadisi bile bir sahabenin en düşüğüne yetişemiyor Ahmet bin Hanbel. Ya peygamberi hayatının bir kesitini biliyor ya. Adam ya dün bir iman etti ya. Dün iman etti. Ondan sonra diyor ki ben miraca gittim. Ya acayip bir imtihan ya Rabbi ya. Allah'ım bizi böyle imtihan etme ya. La en ufak sıkıntı imtihan edemiyoruz. Çocuğumuz Down sendromu diyor. Ne diyorlar? Özürlü doğmaya. Down sendromu diyor. O oluyor. Adam dinden çıkıyor ya. İşim ters gidiyor. Allah beni mi buldu diyor. Bu kadar acımasız ne imtihan ediyor beni diyor. Allah Allah ya. Dünyaya, dünya için bakmanın alametine bak. Dünyaya ahiret için baksaydı, imanı bil ahiret o insanın kalbini olsaydı, ailede o kavga yapar mıydı? Çocuğundan dolayı imanını bırakır mıydı hastanede? Yani paradan dolayı Allah'a isyan eder miydi? İmanı bil ahiretçi olsaydı. Hükmetmiyor ki bize. Yani ahirete iman bizi nelerden men etmiş ya, ne yapılandırmış? Yok, ne bileyim benim heyecanıma kusura bakmayın ya. Daha dün iman etti, bugün Miraç'ın tebliği, Miraç haberiyle sarsılıyor adam. Nasıl bir iman ya Rabbi ya? Allah'ım nasıl bir iman? O imanın hürmetini hatırına bize affet ya. Abi. Ya ha sahabe ya, acayip belli oluyor böyle düşündükçe. Ya dün iman ettim ya, dün iman ettim. Bir parça biliyorum ya, İslam adına çok az bir şey biliyorum. Ben diyor iki ay oradan geldim, şimdi birisi geliyor bana diyor ki oraya gittim, oradan nereye gittim ya. Ne iman ya Rabbi ya? Nasıl bir iman ya? Bu kadar delil var bende. O belki de bir mucize gördü veya görmedi. Ben Risale-i Nur'da kaç tane mucize var? En az 300 tane mucize var. 300 tane mucize. 12 hak mezhep, 4 tane geçerli mezhep, İmam Azam'ı, Maturidi Hazretleri'm, aklen fikren Bediüzzaman onu ispat etmesi, bidatlara karşı Allah'ın çektiği İmam-ı Rabbani. Ya ne bileyim bu kadar İslam'ın bütünlüğü bana yetmiyor ya. Ben ne biçim adamım ya, bana yetmiyor yani. Gene böyle düşe kalka gidiyorum ya. Ahirete ait bu kadar ders yapıyorum, gene rahat güneşleyebiliyorum. Ne cins bir şeymişim diyorum kendim yani. Size tenzih ederim yani. Allah'a ve ahiret iman ediyorum. Ahiretin ispatını senelerce ders yapıyorum. Tamam. Gidiyorum güneş diyorum. Nasıl olacak? Sadece bir şey ya. Bu ne biçim? Sonra çareyi şurada buldum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sirayet ve imbisa ve inikasından artık oluyor. Peki niye böyle dönenler, mürtet olanlar vardı? Onlar olmadı. İtikatları vardı Resulullah'a, imanları yok. İtikat aklidir, iman kalbidir. İtikat dimadadır. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, itikat, dima. Yoksa mümkün değil. Bu miraç inkarcıları da o zaman... İtikatları var, imanları yok. Miraç'a manevi olmuş diyenin itikadı var, imanı yoktur. Çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ının şeyi... Çünkü diyor... Ama benim fikrim değil ha, ben zeki değilim, o tespit etmiş değilim, külliyatım oldum. Abdina, ab denmesi için abd olması lazım. Abd da cismaniyette denilir. Ruhaniyete abdina denmez. Ruhlar alemindeki şeylere abdina olmaz. Abdina dünya yapısında denir. Devam edelim. Edelim, daha şey yapamadım, sana gelemedim daha. Merak etme, bu kadar bir yer okuyacağım, okuyorum. Sahura çok güzel. He? Sahura var. Sahura var. Ama çok güzel bir kitap değil mi ya? Hakikaten ya. Sizi kandırırım, Allah'a kandıramam. Bu toplumda riyakarlık yapıyorsam Allah beni kahretsin. Hakikaten yemin ederek, inanarak yapıyorum. Yani kendimde olmayarak yapıyorum. Çok seviyorum, acayip bir şey ya. Yemin ederim ya. Seni kandırsam ne olacak? Ben Allah'ı kandıramam. Ama hakikaten acayip eser ya. Çok tuhaf. Hiç bulandırmadan beyni.
Eğer benim ifade tarzlarımda ve o anlattığım derste de biraz tuhafınıza gidiyorsa inanın ben kendimi karıştırmışım. Evet, tevazu için söylemiyorum. Doğru söylüyorum. Enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varis mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Kab-ı Kalbsen'e kadar mülkü melekutunda gezdirdi. İşte Çendan o zat bir abdir. Bak görüyor musun? Buradan çıkartıyoruz. Abdir. Abd olabilmesi için abd denilen sıfatta sıyrılmaması gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Kitap okuyan, yazan çizenlere hitap ediyorum. Abd denmesi için abdiyet sıfatına sıyrılmaması gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Abd denebilmesi için abdiyet sıfatından sıyrılmaması gerekiyor. Abd. O zaman abdiyet sıfatı mahlukiyettir. Mahlukiyetten çıkmıyor Resulullah. Ruhani değil. Nefsi beraberindedir. İman etti çünkü nefsi. Ya peygamber acayip ya. Lazım dediğini demeden diyemeyeceğim. Ulan delikanlı adammış diyor ya. Böyle anlatınca ulan ne delikanlı adammış ya. Niçin dedi biliyor musun? Miraç'ta, haşirde. Miraç'ta pek etkilenmedi de o dehşetli cehennemi, o meydanı tasvir ettim. Böyle durdu hakikaten. Dedi ki, dedim ki orada bile herkes nefsi dediği yerde pig işi, hakikaten pig işi. Ümmeti ümmeti diyecek. Allah helal olsun ben. Delikanlı adammış dedi ya. Hak etti yani adam. Bir şey coşmuş. Maçkalıydı. O kendisine göre en kutsi kelime odur. Delikanlı adammış ya. Hakikaten peygamber ya. Gari Allah affetsin. Hakikaten delikanlı yiğit adammış yani. Haşir'de, Miraç'ta, doğumda ümmeti ümmeti diyor. Üç yerde. Ulan ben seni dinleyeyim. Seni hatırlayacağım Miraç'ta. Ben Allah'a gideceğim. Allah'la görüşeceğim. Aa ya Rabbi. Bana Allah rahmet edecek. Ben de ya Rabbi Abdullah'a da. Ulan seni nerede hatırlayacağım ya? Ne hatırlayamadığıma hepiniz öyleyiz. Hatırlamadığımızda en büyük delil şu. İftarda oturalım. İftar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çorbalara rulanti. Baklava gelince nasıl hızlı çalışıyor? Bir dilim daha fazla yiyin. Ha, ümmeti ümmeti yok işte o kadar. Böyle yemeğe kaşık attığın zaman etleri kaşığın arkasıyla itebiliyorsan ümmeti ümmeti. Kaşığa doğru yelpaze yapıp da bu tarafa kaydırıyorsan nefsi nefsi. Sana uymuyor değil mi? Bana da uymuyor Abdullah. Korkma yalnız değilsin. Ama ben böyle rezilim. Reziliz. Ama Allah'ımız çok yüksek kaliteli. Çok tabi. Allah'ımız Allah yani. Allah çok hoş bir şey. Zaten ona güveniyoruz. He Osman? Allah çok hoş bir şey ya. Ya Rabbi sen Allah'sın. Ta Kab-ı Kalbsen'e kadar mülkü melekutunda gezdirdi. İşte Çendan o zat bir abdır. Bu risalede kışır yok. Niçin abdır diye bunu merak etmiştim. Mahlukiyet sıfatından çıkmadığınız göstergesiymiş bu. Harika miracı çok alimlerin ihtilafı cismen mi ruhen mi? Ehl-i sünnet zaten cismen diyor. Ustad sırf o ihtilafı buna gideriyor. İşte Çendan o zat bir abdır. Abd olması için kulluk vasıf ve sıfatlarında cismaniyetten çıkmaması gerekiyor. Cismaniyet var. Bir miracı cüzide sihat eder. Fakat bu abde bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. Emanet nedir? Aferin. Kim dedi onu? Görmek istiyor. Gel mi sen? Evet. Nerede yazıyor? Emanet nerede yazıyor? Ener Risalesi'nde. Okay. Allah Resulü'nün miracında emanet varmış yanında. Biraz önce ettehiyyatü el mübarekatü selavatü teyyibat. Ettehiyyatü lillah. Ettaibatü lillah. Essalavatü lillah var ya orası. Orada bütün zihayatların, ziruhların, zişuurların ibadetleri, tayyatlarını, ubudiyetlerini takdim ediyor. Denmesi için sen varsın. Niçin varsın biliyor musun? Senin amelin, tayyatın, ubudiyetin ruhundan kopuk olamaz. Ruhsallığın yani
İşlenen sebaplar, günahlar, içeriye girenler ruhlanıyor mu? Hayatlanıyor mu? İçeriye giren hayatlanır. Suya düşen ıslanır. Bu böyledir. Senin ubudiyetin var ya, ubudiyetin, senin ruhundan kopuk götüremez peygamber. Olmaz öyle bir şey. Bir daha söylüyorum. Erdinç. Ubudiyet ruhsaldır. Ruha mal olmuş bir vasıftır. Yani balığın içinden balığın kokusunu söküp atamazsınız. Kokuyla beraberdir. Tadını söküp atamazsınız. Balığın kokusunun sıfatıdır. Balığın tadı, balığın rengi, balığın tipi, balığın sertliği, yumuşaklığını alın, atın. Balık denen bir şey kalır mı? Sevaplarımızı, tayyatlarımızı, ubudiyetlerimizi alıyor mu? Biziz o işte zaten. Bizde kopuk olamaz. Balığın kokusunu, rengini, şeklini almak neyse, senin ruhundan sevap almak öyledir. Olmaz işte. O zaman bizim ettehiyyatü lillah dediği zaman nasıl yüzleriniz gülüyor? Çünkü siz vardınız. Ettehiyyatü lillah dediği zaman ya Rabbi bütün zir hayatların, zirhuların, zişurların, ibadetleri, tayyatları, istihaneleri, zikirleri, şükürleri ben yapmışım. Hepsi bende emanet takdim ediyorum. Ama abi biz o zaman yoktuk ki dünyada. Allah'ın nazarında mazi müstakbel hal gibidir. Bizim için geçmiş gelecek var. Allah için yoktur. Kıyamete kadar bütün ümmetlerin bütün amelleri mevcuttur zaten. Mevcuttur. 110 sözlerde anlatıyor. O zaman bir emanet beraberdir. Sen vardın. Bazısı çıkabiliyor. Ya ben yoktum. Tamam. Hakikaten sen yoktun. Ben çünkü senin onu görmemiştim seni. Eğer sen orada olsaydı ben seni görecektim. Bir tanesi bir güldüreyim sizi. Bir zat Bolvadin'de bir zata Bolvadin'de yanında soruyorlar. Bir komutan X. Ya ona dediler ki felanca için diyor İsa diyorlar diyor. Abi ne dersin dedi. Felanca için İsa diyorlar diyor. O da ben baktım ya ne diyecek ya ben de merak ettim bakayım. Nasıl izah edecek? O da saf numarasına şey yaptı. Artık ciddi mi ne? Kafayı eğdi. O zat da kafayı kaldırdı. O zat İsa ise o zaman ben kimim dedi ya. Anladınız mı cevabı? Bir de yapayım. Felanca İsa diyorlar diyor. Ne dersin abi dedi. O zat isim veriyor. O zat İsa ise o zaman ben kimim dedi. Kendisine şüphe etmeye başladım. Çünkü bu da kendisini İsa biliyormuş. Ben İsa idim diyor. O İsa diyor. O zaman ben kimim? Murat Dursun'un cümlesini söyleyeyim. Kimden ne aldım sarak diyor. Murat Dursun dedi ki abi dedi her orijinalin bir yan sanayisi vardır diyor. Bir tanesi yan sanayidir diyor. Arkadaşım o dedi yani. Çok garibime gitti. Burada da dedi de orada da dedi. Orada rastladım. Ya Rabbi ya. Kulların çok hoş ya. Garibime gidiyor. Şaşırmıyorum günah işleyenlere de ha. O da ayrı bir esmanın işlevini yapıyor. Kolay değil o işi yapmak. Adamlara İzmir'de Kurtuluş Savaşı denen bir şey yok da uydurmuşlar öyle. Aslında öyle bir şey değil. Masada bitmiş. Neyse Kurtuluş Savaşı'na ait bir tiyatro yapmak istiyorlar. Orada Yunan gavuru olmak isteyen liseli çocuklar oynamadı. Hiçbir tanesi olmak istemedi. Ya tiyatro ya gavur olmayacaksın. Tiyatroda kimse olmak istememiş. Ya gel de Firavun rolünü oyna git bu dünyada. Git gel de bu dünyada zina içki içmek, adam öldürmek bu şeyi yani dünyanın bir hakikati değilmiş bu da. Yani bir gerçeğiymiş ya yani bu da. Gel böyle bir şeye mazhar ol ve git. Tövbe etmeden git ama. Yani bu da zor iş ha. Bu da bir zor aktörlük. Çok zor hakikaten. Onun için yani günah işlemek de günah işleyenle kaldır. O zaman dünya yaşanmaz ki. Yani haşa istemiyoruz da öyle bir şey.
Allah da zaten öyle diyor. Siz diyor günah işleme fıtratında olmasaydınız günah işleyebilecek fıtratta mahluk yaratacaktım. Çünkü günah işleme fıtratında olmayanlara günah işleme yasaktır, haramdır denmez. O zaman Kur'an çok hükmü kalkacaktı. İnsan olmayacaktı. Neyse. Yok yok. Günah yapabilir fıtratta olması lazım. Günah işleyen bir kavim. Yani işleme işlevi olacak. Sana soruyorum. Günah işleme kabiliyetin kalkarsa sen bizim Kınalı'dan, Sır'dan ne farkın var? Ama tövbe eden niye tamamlıyor galiba? Değil mi? Sonra tövbe eden. Tövbeyi de arkasına takmış. Allah tövbeyi sevmiyor. Tövbeyi ne? Çok seviyor. Tövbeyi seviyor. Allah bana tövbe nasip etmiş. Affı sevmiyor. Affı kime söylüyor? Bize. O ne affı ne kadar şey yaparmış? Çok sever. Onu eksik söylemeyin, çişimine gelmiyor benim. Af sahibi değil, affı çok sever. O bize söylüyor, insan birbirinizi affedin diyor. Allah bize söylüyor. Bana af düşerse ona çok af düşer. Kusurum olmasa belki ilahlık iddia etsin. Tabii, adama bak ya, adam inandığı gibi Allah ilahlık gibi böyle muamele etmiş aşağı. Firavun demiş ki, اَنَا رَبُكُمُنَا Hakikaten ilah olduğuna inandı. Niye? O kadar inandı. O kadar şüphesiz inandı ki Allah'ın da bir sistemi var kainatta. Kim samimine inanıyorsa ona öyle muamele ederim diyor. Haşa. İlahlığını kısmen böyle araladı. Tövbesi ilan olur mu tövbesi olur? Şimdi bana bir sürü saldıracaklar da. Ya onu kastetmiyorum. Bak adamın Nil'e dedi ki adam Firavun. Geri git dedi. Geri gitti. Atıyla suyun üzerinden geçti. Atını saraya giriyor, çıkıyor, ayaklar uzuyor falan. Dişi ağrımıyor, hasta olmuyor. Ulan hakikaten ilahim dedi ya. O kadar samimi inandı ki onun inancını bile Allah reddetti. Öyle harikalar, onun adı da dinde istidraçtır. Peki, Firavun'un samimi inancını Allah'a zıt olduğu halde Allah kısmen onayladı. Peki, sen samimi dua edeceksin. Samimi Allah'a bir tevekkül edeceksin. Allah'tan samimi bir şey isteyeceksin, sana vermeyecek, Firavun'a verecek. Ya verilmiyorsa bir sorun var. Sen samimi değilsin. Ya Rab ver ama hakikaten verecek mi ya? Şey benzedi ustada, hani şemsiye gidiyor. Usta çıkarken daha köpekler saldırıyor, şemsiyeli uzatıyor. Biz hain değiliz diyor, köpekler oradan kalıyor, kıpırdayamıyor. Çekip gidiyorlar, abi o işte su için gidiyor. Ulan ustad demiş ki git oradan su getir. Ulan bir sürü köpek var orada. Nasıl geliyor? Ustad nasıl geçtiyse ben de geçerim dedi ya. Ustad ne yapmış köpekleri görünce? Şemsiyeyi uzatmış. Bir hain değiliz. Şemsiyeyi almış. Köpek saldırırsa çıkış yolu kolay. Biz hain değiliz diyecek. Ama köpekler saldırınca biz hain değiliz ama yanlama da kaçmaya doğru tutuyor. O samimi inansa hakikaten köpek duracak. Samimi inanamıyoruz biz ya. Fakat bu abde bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberdir. Sen. İki, hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Nur nedir? Mühendis Bey. Nur neydi? İman. İman edenlerin imanları. Vay be. Biz neymişiz ya? Elhamdülillah ya. Fiyakamız artıyor. Fiyaka artıyor ya. Hakikaten kaliteliyiz ha. Marka bir şey. Mahlukat içinde markayız. Ulan bizim kıymetimizi herkes biliyor diye mahluklar. Şeytan bile biliyor. İnan seni sen o kadar bilmiyorsun şeytan bildiği kadar. Şeytan seni o kadar biliyor ki marka olduğunu. Ben ne yaptım biliyor musun? Bir merak ettim. Ulan dedim bu şeytan nasıl bir adamdır ya. Merak ettim. Şeytanın dedim, nasıl tanımlarım? Hakikaten ha, ben dedim manyaklık var. Şeytanın psikolojisini çözeyim dedim. Ulan şu nasıl bir psikoloji sahibi? Şeytanın psikolojisini çözmeye çalıştım. Sanki kendi psikolojimi çözdüm de. Yani sonra neyse uzun bir parçasını diyeyim. Şeytan benim bildiğim kadar değil, beni benden daha iyi biliyor. Ama okudukça geri düşüyor o. Şimdi halt eder. Bunları bilmez. Bunları bilmez bu manada.
Çünkü yenidir bu. Risale-i Numan'ı bilmez o. Bilinen bir şey yazmadı. Şeytan da yok bunda. Çünkü şeytanı darmadağın etmiş Beyazıt Camisi'nde ya usta. Karşıma dikildi diyor. Cisim ha böyle bardak gibi dikilmiş öyle. Ruhani falan değil. Sahabe zamanında çıkıyordu adam. Neyse arada niçin konuşuyorum bunu dağıtıyorum zannediyorlar bazıları. Teneffüs ettiğimde bu olmasın ağır şeye. Ben de ağır geliyor mana. Kalkamıyorum. İkinciyi okuyorum bir daha. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. O iman nurun kainatın rengini değiştiriyor. Nur peki o olduğunu nereden bileceğiz? Bu kainatın rengini değiştiren nur ne? Kainatın rengini nasıl değişir? İmanla değişir değil mi? O zaman nur iman. Üç. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu gibi. Anahtar nedir? Şu. Sayfa 128 sözlerde hayatın mahiyeti, kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi. İman ise saadet ebediyenin anahtarıdır diyor başka yerde. İman saadet ebediyenin anahtarıdır. Aynı zamanda anahtara da iman şey deniyor ama saadet ebediyen yani 128'de anahtar külçesi. İnsanın ruhunda konulan o anahtarlar. Bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Demek ki arkadaşlar burada çok güzel bir yani Miraç dersini çok duyarsınız. Benden de duymuşsunuzdur. Çok okursunuz. Peki bu kadar şeyler içinde ben size can alıcı şeyini toparlayıp biliyorum. Miraç'ın içinde sen de vardın. Bunu duyman sana yetiyor. Çünkü senin sen zihayatsın, zişursun. Ziruhsun, tamam mı? Senin amellerin senden kopuk olamaz. Balıktaki rengi, balıktaki sert yumuşaklık, balığın cinsi, balığın kokusu, rengi balığın sıfatıdır. Balıktan kopuk düşünemezsiniz, söküp alamazsınız. Senin amelin ruhundan söküp alınamaz, ruhla beraberdir. O senin emanet, yani ettehiyyatü el mübarekatü salavatü teybat, bütün zihayatların, ziruhların, zişurların, ibadetleri, tayyatları Allah Resulü almış. O zaman sen otomatik varsın. Ondan sonra zaten imanlar beraberdi. İman. İman. Sonra sende var olan anahtarlar onlar da varmış. Hem saadet-i bedenin kapısını açacak anahtar işte. İnan, istidat kabiliyetler. Anahtarı 128 sözlerde söylüyor. Esma-i Hüsna'nın anahtar külçesidir diyor. Sıfat külçedir. Külçe bu. Anahtarlık var ya yuvarlak. Buraya anahtar asıyorsunuz ya. Şu anahtarla külçe denilir. Anahtarlar asarsınız. İşte hayatın diyor mahiyeti anahtar külçesi. Yani anahtarların asıldığı yer. Anahtarlar Esma-i Hüsna'nın bize bıraktığı numunelerdir. O anahtarın takıldığı, durduğu yerde külçe, yani sıfattır. Peki, burada duruyorum. Tekrar geceniz, gündüzünüz Allah mübarek etsin. Çoluk çocuğunuzu, evladı ailenizi, insi ve cinli şeytanları şerrinden, semavi arzafatlardan, kem gözlerden, hasetlerden, iftiralardan hıfz-ı emin eylesin. Evlerimize, İnsi ve cinli şeytanların şerrinde sema ve arz-ı fatlarda muhafaza eylesin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva-ı habiseleri, mevad-i şerrinleri hak ile ihsan eylesin. Maddi ve manevi siyata vesile olan erva-ı aliyeleri, ruh-u kuddisleri Cenab-ı Hak nasip eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Ya Rabbi riyakarane söylediğimiz amin diye elini konuşan da ya Rabbi dinleyen de. Sence malumdur. Ama hakikaten halisane, samimane söylediğimiz şu duaları dergah-ı izzetinde kabul-i karin eyle ya Rabbi. Riyakarlığımıza bakmadan söylediklerimiz hakikat olarak muamele et ya Rabbi. Hakikat-i Muhammediye'de inkişaf ederek mahiyet-i Muhammediye'de fena-i mutlaka mazar eyle ya Rabbi. Vaat edilen hakikatları bize göstermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Nerelerden de sığınacağımızı bilmiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışlarsa biz de sığınıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamber aleyhissalatü vesselam neleri istemişse biz de istiyoruz ya Rabbi. Ver ya Rabbi.
Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına gecemizi mübarek eyle ya Rabbi. Alem İslam hakkında vatanımıza, milletimize ve hakikatle uğraşanları ve bu milletin selameti için maddi ve manevi uğraşanları, siyasi olur, memuri olur, askeri de olur, hepsini de aziz eyle ya Rabbi. Düşmanlarına karşı muvaffak eyle ya Rabbi. Vâfir davâhumenilhamdülillâ rabbil alemin. El-Fatiha temâs-selavâtu.